Paris, Louvre Müzesi'ndeyiz ve 18. yüzyılın en güzel tablolarından biri olan Votto imzalı Pilgrimage to Styria tablosunu inceliyoruz. Yani Çuha Adası'na kutsal yolculuk. Rokoko stili bir tabloya bakıyoruz. Ve Rokoko stili tablolardaki en önemli konu elit tabakaların hayatlarıdır. Çuha Adası Yunanistan'da Tanrıçı Afrodit'in doğduğuna inanılan bir adaydı. Aşkın tanrıçası ile efsanevi bir şekilde ilişkilendirilmiş bir adaydı. Baksanıza üzerine küpilin üstünde güller açmış olan yayı bağlanmış. Buradaki aşk çağrışımını görmezden gelemezsiniz. Küpit, okuyla aşk yaratan tanrı heykelin altına öylece oturmuş, oklarını da yere bırakmış. Aşk konusunda bir şey yapması gerekmiyor. Çünkü zaten aşk etrafını sarmış gibi. Genç kadının eteğinin yanında oturmuş çekiştiriyor. Hadi aşık ol der gibi. Tabii genç kadına eşlik eden beyefendi de aynı şekilde kadını kendine aşık etmeye çalışıyor. Fakat kadın utangaç bir şekilde başını eğmiş görünüyor. İki taraftan da kadını aşka çağırıyorlar. Gördüğünüz gibi göl kıyısının aşağısında bota doğru giden çiftler var. Bu bot onları ya çuhadan götürecek ya çuhaya getirecek sanat tarihçilerinin bu konudaki tartışmaları hala devam eder. Çiftlerin gitgide samimi olduklarını görebilirsiniz. Aşağıdaki figürlere baktığımızda eşinin elini kendi isteğiyle tutan bir kadın görüyoruz. Çoktan aşık olmuş gibi. Figürler sanki dans ediyor gibi ilerliyorlar. Ellerinin bir araya geliş şekline baksanıza 18. yüzyıl dans figürleri gibi. Çelenklerle süslenmiş kırmızı ipekten bir pelerinle örtülmüş tahta oyması bir kadın heykeliyle süslenmiş gemi burnunu görüyoruz. Yukarıda da küpid olması muhtemel bir figür var. Geminin kürekçileri çiftleri çuhadan götürmeye ya da çuhaya getirmeye hazır. Bana kalırsa çuhaya gitme eğilimindeler. Çünkü ressam bize bir varış yeri göstermeye çalışmış. İleride Stira yani Çuha Adası olabileceği düşünülen bir kararsı var. Ve bize meşale ve dumanla karartıyı işaret eden Putto grubunu yani Putti'yi görebiliriz. Fakat diğer yandan da Afrodit heykeli ve üzülerek veda eden figürler buranın aşk adası Stira yani çuha olma ihtimalini destekliyor. Gayet mantıklı fakat bana kalırsa hala iki ihtimal var. Çünkü bu gizem temalı bir tablo ve olan bitenin sıradan bir hikaye gibi açık olmaması gerekiyor çiftler çeşitli dans pozisyonları almış. Bazıları birbirine karşı, bazıları birbirini itip çekiyor. Bazıları ise kol kola, aşk, dans gibi yansıtılmış. Botto'nun operaya olan ilgisinin de bu figürlere etkisi var. Bu arada Botto'nun bu tabloyu Kraliyet Akademisi'ne dahil olmak için yapmış olduğunu ve resmi dans bilgisi olan asil bir kitleye hitap ettiğini unutmamak gerekiyor. Bu Fet Galant denilen yeni bir tarz. İlginç ki Votto özel komisyonlar araya girdiği için tabloyu akademiye birazcık geç vermiştir. Tablo kabul edildiğinde Fet gelenk tarzına uygun bir kategori yoktu. Fakat tablo o kadar beğenildi ki kabul edilmesi için yeni bir kategori açtılar. Özellikle akademinin o sıralar ressam Rubens takipçileri ve ressam Poussin takipçileri olarak ikiye ayrılması göz önüne alındığında bu gerçekten sıra dışı bir karar. Bu ayrım, çizginin resimdeki en önemli şey olduğunu savunan temiz hatlara ve içsel çalışma modeline bağlı ve bitmiş tuvalde fırça izi görmek istemeyen ressamlarla botta eserlerindeki gibi lezzetli renkler kullanan, renklere son derece önem veren Rubens hayranları arasında bir ayrım yarattı. Rubens taraftarlarının renk konusunda bayrağı taşıdıklarına şüphe yok. Burada gördüğümüz gibi figürler arka planla hemen hemen birleşik ve taslak yumuşak. Resimin fırça darbelerinden gördüğümüz kadarıyla çok güzel geçiş yolları var. Bunlar Rubens taraftarlarının barok sanatı ile Botto'nun Rokoko dönemi sanatının birleşiminin şaşırtıcı olmayan meyveleri. Rokoko döneminden bahsettik. Bu dönem Eski rejim yani monarşi ve asilliğin Fransa'ya hükmettiği son dönemdir. Asiller bu yaşam biçimini ortadan kaldıran ve bizi modern dünya hakkında düşünmeye iten Fransız devrimine yüzyıldan daha yakınlardı. Ve şimdi oturmuş asillerin kendileri için fantastik derlemelerle yarattığı dünyanın resmedilmiş haline bakıyoruz.